İngilizce adıyla Solar Sistemi, Türkçe ismiyle ise Güneş Sistemi. Üzerinde yaşadığımız dünyanın üyesi olduğu gezegen sistemi. Bu sistem Güneş ve onun çekim etkisi altında kalan 8 gezegen ile onların bilinen 205 uydusu, 5 cüce gezegen ve onların bilinen 9 uydusundan oluşur. Bu sistemi tanıtmaya merkezindeki yıldızımızdan başlamak istiyorum. Samanyolu galaksisindeki bilinen 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş, tek başına bu devasa sistemin kütlesinin %99,8'ini oluşturur. Gerçekten insan aklının hayal etmekte zorlandığı bu devasa yıldız, üzerinde yaşadığımız dünyanın 332.946 katı bir kütleye ve 1.300.000 katı kadar geniş bir hacime sahip. Gözümüzde bu kadar büyüttüğümüz yıldızımız ise bilinen evrende orta büyüklükte bir yıldız olarak sınıflandırılıyor. Bu yıldızımızın dünyamıza sayılamayacak kadar çok faydası var. Bunların başında hepimizin bildiği gibi güneşten gelen ısı ve ışık enerjisinin fotosentez olarak fotosentetik canlılarda kullanılması gelir. Bunun dışında gezegenimizi ısıtıp üzerinde yaşayan canlılar için uygun sıcaklığa sebep olan güneş, dünyanın iklimi ve hava durumu üzerinde de doğrudan etkilerde bulunur. Tüm bu saydıklarımız haricinde Güneş, Samanyolu galaksisinde 828 bin kilometre bölü saat hızla hareket eder. Bu muazzam hızdaki hareketinde etrafındaki gezegen, meteor ve diğer tüm irili ufaklı parçalar da eşlik ederler. Enerjisini hidrojen çekirdeklerinin füzyon tepkimesi sonucu helyuma dönüşmesinden elde eden Güneş, saniyede 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürür. Ve bu işlem sonucunda her saniye 4,5 milyon ton kütle kaybeder. Çok fazla ayrıntıya girmeden Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür gezegenini tanıyalım. Güneş sistemindeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, Güneş etrafındaki yörüngesini 88 günde tamamlar ve bu özellik onu diğer gezegenler arasında dairesel hız alanında en hızlı gezegen yapar. Adını Roma mitolojisinden alan Merkür'ün hiçbir doğal uydusu yoktu. Yüzeyindeki ısıyı koruyacak atmosferi olmadığından dolayı yüzey sıcaklığı diğer tüm gezegenlerden günlük olarak daha fazla değişir. Merkür'ün ekseni yaklaşık olarak derecenin 30'da 1'i olduğundan eksen eğikliği neredeyse yoktur. Yüzeyinde çok fazla krater bulunduğundan dolayı görünüm olarak Ay'a çok benzer. İnsanlık tarihimizde şimdiye kadar iki uzay aracı Merkür'ü ziyaret etmişti. İlki 1970 yılında Merkür'ün yanından geçen Mariner 10 uzay aracı. İkincisi ise 2004'te fırlatılan ve Nisan 2015'te yakıtı bitmeden önce 4 yıl boyunca Merkür'ün yörüngesinde 4000 dönüş yapan Messenger uzay aracıdır. Merkür hakkında bu kadar bilgi yeterli olur umarım. Şimdi ise Güneş sistemindeki ikinci gezegen olan Venüs gezegenine bir bakalım. Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada, sıcaklık bakımından ise birinci derecede olan Venüs'ün bu denli sıcak olmasının nedeni atmosferinin güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir. İsmini Roma mitolojisinden alan bu gezegen ülkemizde Zühre veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Büyüklüğü Dünya ile benzerlik gösterdiğinden kardeş gezegen olarak da adlandırılır. Dünyamızdan görülen en parlak gezegen olan Venüs, aynı zamanda inceleme yapmak için en çok uzay aracı gönderilen ve üzerinde en fazla sayıda insan yapımı araç bulunan gezegen. Diğer gezegenler hakkında ikinci bir video yapmayı düşünüyorum. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.